Merhaba arkadaşlar, FreeGamers hoş geldiniz. Ben Muhammed, bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bana sosyal medya üzerinden bence Homasın işleriyle yazdığınız challenge'ları yapmaya çalışacağım. Yapacağım ve başaracağım. Yani sadece challenge değil, sorduğunuz sorulara falan da bakacağım. Karışık yani, daha çok karışık. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. Birisi telefonunu çalarsa ne olur? Bu ciddi bir konu, gülmememiz lazım. Telefonum, yani şöyle düşündüm arkadaşlar, telefonumda her şeyim var. Tanıdığım herkes bu telefonumda kayıtlı. Her şeyim bu telefonumda var. Yani nasıl söyleyebilirim size? Bütün sosyal medya hesaplarım, tüm programlarım, planlarım bu telefonda var. Eğer bu telefonu kaybedersem ne yaparım biliyor musunuz? Bunu görüyor musunuz? Bunu görüyor musunuz ha? Bunu görüyor musunuz? Bunu alırım, kasama sokarım, İçini açarım, tamam mı? Ekran kartımı sökerim ve satarım, yeni telefon alırım. Yani başka bir şansım yok. Bu yani. Dudaklarını birbirine değdirmeden me diyemezsin. Wow. Hiç denemedim. Denemedim. Hile yapıyormuşuz gibi bir şey burada. İki dudağımı birbirine değdirmiyorum ama dudağımı dişlerime değdiriyorum. Veya Yok, olmuyor. Parmağıma değdirip öyle yapmayı denedim ama olmadı. 10 tane Oreo'yu alnında tutamazsın. Oreo'lar güzeldir. Oreo'ları çok severim. Siz de seviyorsunuzdur herhalde. Oreo'lar en sevdiğim çikolata şeyler. Bisküvitler olabilir. Evet, Oreo'ları severim. Merhaba. Şimdi Oreo paketi alnım. Hadi başlayalım. 1. Buraları kırptı oldu. Toplamam gerekecek buraları. 2. Yalnız kayıyor biliyor musunuz? 3. Tamam iyi gidiyoruz. 10 tane galiba imkansız olacak benim için. Ve konuşmaksam daha iyi aslında. 4. Yalnız düşüyor. Düşüyor. Kayıp gidecek. 4 tane koyduk değil mi? Konuşamıyor. Sallanıyor. Allah be, kay. 4 tane. Ya bunların tatları çok güzel. Yapabileceğin en iyi espriyi yap. Hazır mısınız? En sevdiğim espri yapıyorum bugün. Umarım benden nefret etmezsiniz. Bir koala diğer koalaya ne demiş? Ben kaçayım, sen koala. Benden nefret etmeyin. Şimdi challenge'lara falan bir minik bir ara verelim ve size şu oyunu göstermek istiyorum. Legacy of Discord. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Ben şu anda bu oyunda 20 levelim. Bayağı bir oynadım açıkçası. Bir sürü boss var. Bosslarla kapışıyorsunuz. Gidip dungeon'lar, yani zindanlarda kasılıyorsunuz. Bunun bir de bir sürü bonusu var bu oyunda arkadaşlar. Ya bir şey satın aldığınızda her zaman bonus alıyorsunuz. Mesela burada yükleme ödülü falan filan. Her yükleme yaptığınızda, yani bir para yüklediğinizde oyuna ödül alıyorsunuz. Sandıklar geliyor size, günlük güzel sandıklardan güzel eşyalar çıkarabiliyorsunuz. Hatta bir tane sandık açalım. Hangisini açalım? Garanti edilmiş öfke kazanılmış parça falan filan. Bunu açalım. Bundan ne çıkacak bize? Ve bu ne? Arkane ya. Bunlarla kendimizi güçlendiriyoruz. Size benim karakterimi göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi benim eşyalarım var. Bunları hızlı iyileştirme deyip hepsini güçlendirebiliyorsunuz. Paranıza göre tabii ki de. Para kasmak da çok zor değil oyunda. Çok kolay hatta. Ben bunların hepsini güçlendirdim mesela. Başka neyi gösterebilirim size? Burada gördüğünüz gibi benim karakterimin görünüşü ve üzerindeki eşyaları görebiliyorum. Ve kazandığınız tüm altınları falan buradan etkinleştirmeniz gerekiyor. Kullan diye. Mesela onur puanını açtım. Size bir de oyunun oynanışını göstermek istiyorum. Şu anda 3. bölümdeymişim ben oyunun. 3. bölüm 3. aşama. Gidelim oynayalım. Boss level'e kadar, daha 15. levelde boss level varmış. Ben daha 3. bölümdeyim. Enerji var oyunda ama hiç enerjinizin bittiğini görmüyorsunuz. Yani ben hiç enerjinin bittiğini görmedim şu ana kadar. O yüzden enerjiyi pek sıkıntı yapmanıza hiç gerek yok. Şimdi biz oyuna başladık. Benim karakterim böyle eğlenceli bir şey. Otomatikte savaştırabiliyorsunuz ama otomatik savaştırmak pek eğlenceli olmuyor. Benim bir sürü skillim var mesela. Bu skillim çok güzel vuruyor bu. Ondan sonra ultimate'imi de göstereceğim birazdan. Böyle kayabiliyorum adamlara. Veya şu çok vuruyor. Bak bu fena vuruyor. Benimki. Ondan sonra çok eğlenceli. Ben bunun oynanışını çok beğendim. Açıkçası oynuyorum ben de arada bir. Okulda falan filan oynadığım oluyor. Ben şu ana kadar hiç ölmedim oyunda biliyor musunuz? 20 level'e kadar hiç ölmedim. Çok yetenekli olduğumu size gösterebilirim. Dizi patlayabilirim yani. Şunu şöyle keseceğiz, tamam mı? Böyle vuracağız. Sonra bunu açacağız, tamam mı? Ultimate'imiz de geldi. Çok fena oluyor ultimiz. Ultimizi kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bu ultimizi tabii geliştirebiliyoruz da. Şu kırmızıdan çıkalım, bize vuramasın. Mesela benim şu an ultim gelişmiş hali.
O altımız arkamızdan kanat falan çıkıyor. O kanatları ben geliştirdim tabi. Böyle değil de. Ve çok efsane yaptım. Baksanıza yarı canından az oldu. Ve bana bu kadar vuramadı neredeyse. Bildiğin ağzına vuruyorum ben bunun ya. Çok kolay oldu. Şöyle havalı bir şekilde keselim. Boom! 3 yıldız. Ve her geçtiğiniz bölümden sonra 2 tane kar seçip 2 tane ödül alıyorsunuz. Suikastçı botları varmış. Keşke onlar gelseydi ya. Burada her gün ödül toplayabiliyorsunuz dediğin gibi. Bir sürü ödül alıyorum şu anda. Bayağı bir ödül alıyorum. Oturum açma ödülüydü. Yükleme ödülü, ziyafet varmış. Ziyafet aldım. Çok güzel. Ne aldım bilmiyorum. Topluyorum. Her şeyi topluyorum. Buradan da skill'lerimizi güçlendirebiliyoruz. Skill'lerimizi güçlendirmek için yetenek puanı kitabı lazım. Gördüğünüz ne kitabı bu? Göremiyorum. Yetenek puanı satın almış. Pardon. Oyun iOS ve Android platformlarında var. iOS ve Android platformu için de linklerini açıklamaya koyacağım. Kesinlikle gidip oyuna bakmayı unutmayın. Eğlenceli bir oyun. Çok eğlenceli. Benim çok hoşuma gitti. 20 level'e kadar çıktım ve daha da yükselmeyi düşünüyorum. Her neyse. Açıklamadaki linkten oyunu indirmeyi unutmayın. 9 artı 10'un 21 olduğunu kanıtlayamazsın. Nasıl 21 olabilir? Bunu gözden geçirelim. Şu anda neyi biliyoruz? 9 artı 10'un 19 olduğunu biliyoruz. Bu kesin cevap. Ama eğer 9 artı 10'un 21 etmesini istiyorsak şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet, biz diyoruz ya 9 artı 10, 19. Bu videonun 1. dakika 19. saniyesinde iki tane dudağımızı birbirine değdirmeden M demeye çalışıyorduk. Peki bu ne anlama geliyor? İki dudak. Başka nelerden iki tane var biliyor musunuz? Evet, neredeyse insan vücudundaki her şeyden ikişer tane var. İki kolumuz var, iki elimiz var, iki bacağımız, iki ayağımız var, iki gözümüz, iki kulağımız var, iki tane burun deliğimiz var. Bunlar ne anlama geliyor? 19 sayısından iki defa ileri gidip 21 yapmak demek oluyor. İleri gitmek için neye basmanız gerekiyor? Arabalardaki gaza basmanız gerekiyor. Otomatik vites arabalarda bir gaz, bir fren var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bilin bakalım Transformers'lar neye dönüşüyor? Evet. Arabalara dönüşüyor. Her şey gittikçe açığa çıkıyor. Her şey açığa çıkmaya başladı. Her şey gittikçe netleşiyor. Bu da demek oluyor ki... Hadi sana be! 9 artı 10, 21. Bak bunu beğendim. İlk videonu baştan canlandırabilir misin? İlginç olabilir bu. Gerçekten ilginç olabilir bu. Ama en ilk videomu canlandıramayabilirim. Çünkü hızı gösterebileceğim bir örnek yok ve ben de tam olarak hatırlamıyorum baştan sona. YouTube'da yüklü olan ve sizin de görebileceğiniz bir videoyu canlandıracağım yani ilk videolarımdan. Evet, eğlenceli olacak ve utanç verici olacak. Merhaba arkadaşlar, Forever Games'da bir yeni videoda Hunger Games'imizin ilk videosunu beraberiz. Güzel zırhım var ve arkamdan gülüyorum. Yoldakilerini alacağım. Yok yoldakini hiç bulamıyorum. Oyun dondu. İnşallah şimdi gelmiştir. Merhaba arkadaşlar. Forever Games'a yepyeni bir One The Chamber bölümüyle karşınızdayım. Yeeeeyy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 
arkadaşlar, Forever Gamers'la yepyeni bir Void çevirmemle karşınızdayım. Ne yapıyorum ya? Internet Explorer kullanamazsın. Oh my god. Zor bir challenge oldu bu. Hey!
Evet arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Eğer siz de bir sonraki videonun challenge'larını veya sorularını belirlemek istiyorsanız açıklamada bulunan sosyal medya hesaplarımdan, herhangi bir tane sosyal medya hesabımdan bence yapamazsın hashtag'iyle bana sorularınızı ve challenge'larınızı bırakmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir, dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bye bye.